Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fatır suresi 32-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابِ Sonra kitaba varis kıldık. اَلَّذ۪ينَ اِصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Kullarımızdan seçmiş olduklarımızı. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ Artık onlardan bir kısmı nefsine zulmeder. Ve minhum muktasit ve bir kısmı orta hallidir. Ve minhum sabiqun bil hayrat bi iznillah. Onlardan bir kısmı ise Allah'ın izniyle hayırda yarışan kimselerdir. Zalike huvel fadlul kebir. İşte bu çok büyük bir fadıldır. Çok büyük bir lütuftur. Yani hayırda yarışmak Allah'ın çok büyük bir lütfudur. Ayet-i kerime daha önceki dönemlerde işte peygamberler gelmiş, onlara ümmetler olmuş. Bunların peşinde ümmeti Muhammed'in getirilmesine dikkat çekiyor. Ve ümmeti Muhammed'i ifade ederken de seçmiş olduğumuz kullar tabirini kullanıyor. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki peygamberler içinde seçkin bir konumdaysa ümmetinin de ona izafetten dolayı, ona nispetten dolayı bir ümmetin merhumi olması, Allah'ın rahmetine mazhar, Allah'ın seçmiş olduğu bir ümmet olması gayet makul bir durum. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nice artı şeyler verilmiş. Bunlardan birisi de inna a'taynakel kevser, Peygamberimize Kevser'in verilmesi. Kevser, onun Ali Beyti, Kevser, ona cennette verilecek olan nehir, havuz. Öte yandan Kevser, onun ümmetinin çok olması, ümmetinin içinde adeta risalet görevini yaparcasına kitlelere hitap eden ve çok kişinin hidayetine vesile olan büyük alimlerin gelmesi. Bütün bu gibi manalara işaretler var. Ve bu şekilde ümmeti Muhammed'in seçkin olduğu ayet-i kerimede nazara veriliyor. Ancak burada şöyle bir duruma dikkat çekiliyor. Ümmeti Muhammed içinde bulunanlar da hepsi aynı durumda değil. Ve üç grup halinde bu anlatılıyor. Onların diyor bir kısmı nefsine zulmeder, bir kısmı orta hallidir, bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırda yarışan kimselerdir. Acaba kimler nefsine zulmediyor, kimler orta halli, kimler hayırda yarışan kimseler? Bir kimse iman ettim diyor ama imanın gereğini doğru dürüst yapmıyorsa bunlar nefsine zulmeden kimselerdir. Öte yandan imanı var ama ameli çok da mükemmel değil ama yine de ameli var. Bunlar orta hallidir. Bir kısmı imanı mükemmel, ameli de mükemmel, ihlası da mükemmel. Bunlar hayırda yarışan kimselerdir. Yani adeta şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Nasıl ki bir maraton düzenlenir. Mesela diyelim 100 metre yarışı gibi. 100 metre yarışta dünya rekoru 9 saniye gibi bir rakam bildiğim kadarıyla. Ama eskiden belki bu 20 saniyede koşulmuş. Ama bir maraton olunca insanlar birbirlerini geçmek için yarışıyor ve neticede hemen her maratonda bir rekor kırılabiliyor. Saniyelerle, saniyenin onda biri, 20'de biri gibi böyle hassas dilimlerle ortaya konulan rekorlar ortaya çıkıyor. Hayat hepimiz açısından adeta bir maraton. Şu anda hepimiz o maratonun içerisindeyiz ve bu dine mensup kimseler olarak, Allah'ın kitabına muhatap olan kimseler olarak değişik durumlardayız. Bir kısmı nefsine zulmediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i okumuyor. Bu nefsine zulmetmektir. Bir kısmı bir miktar okuyor. Bunlar da orta hallidir. Bir kısmı ise Kur'an-ı Kerim'i yoğun bir şekilde okuyor ve derinlemesine manalarını öğrenmeye çalışıyor. Veya mana yönüyle değerlendirdiğimizde Kur'an-ı Kerim'e mana yönüyle muhatap olmayan kimseler nefsine zulmetmiş olur.
bir derece manayı biliyor, orta halli, ama manada derinlik peşinde koşanlar, derinlemesine Kur'an-ı Kerim'i mana yönüyle de öğrenmeye çalışanlar, bunlar da hayırda yarışan kimselerdir. Ayet-i Kerime'deki bu üç zümreyi, hem ilim, hem amel, hem ihlas, hem hizmet, İslami hizmetler, bütün bu gibi alanlarda veya bir ibadet yönü gibi durumlarda değerlendirmek mümkündür. Mesela ilim noktasında ilim kapasitesini kullanmayan insanlar, ilim öğrenmeyenler nefsine zulmetmiş olur. Bir miktar ilim öğrenenler orta hallidir, ama ilimde zirveye çıkanlar, bunlar hayırda yarışan kimselerdir. Amel noktasında amel etmesi gerektiğini biliyor ama uygulamıyor, nefsine zulmeder. Bir miktar uyguluyor, orta hallidir, ama öğrenmiş olduğu, inanmış olduğu şeyleri yaşıyor gerçekten. Bunlar da hayırda koşan, hayırda yarışan kimselerdir. Namaz noktasından baktığımızda, amellerden birisi mesela, diyelim ki namazını doğru dürüst kılmıyor, nefsine zulmetmiş olur. Namazını orta halli kılıyor. Bu orta halli bir hayatı vardır. Ama namazını çok kaliteli kılıyor. Bu da hayırda yarışmış olan kimsedir. Zamana riayet noktasında düşündüğümüzde, mesela namazı kılıyor ama vaktinde değil, nefsine zulmetmiş olur. Bir başkası namazı düzgün bir şekilde kılıyor, orta halli, ama bir başkası namazı hem vaktine riayet ediyor, hem de manevi adabına, erkanına böyle riayet ederek kılıyor. O da gerçekten hayırda yarışmış olan bir kimsedir. Zaman noktasında değerlendirdiğimizde, yani zamanı değerlendirme açısından, insanların büyük bir kısmı ümmet-i Muhammed içinde zamanı değerlendirme noktasında çok da iyi değildir. Bu noktada nefsine zulmetmiş olur. Bir kısmı zamanını nispeten değerlendirebilmektedir. Bunlar orta hallidir. Bir kısmı ise saniye saniye, an be an ömrünü değerlendirebilen kimselerdir. Bunlar da hayırda yarışan kimselerdir. Zekat noktasından değerlendirdiğimizde, diyelim kendisine zekat farz ama vermiyor, nefsine zulmetmiş olur. Emredilen, farz kılınan miktarı veriyor, bu orta hallidir. Ama bir başkası da var ki sadece farz olanla yetinmiyor, aynı zamanda sadakalar, başkalarına yardımlar, infak, bu gibi noktalarda daima en iyiyi yapmaya çalışıyor. Normal farz kılınandan daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunlar da hayırda yarışmış olan kimselerdir. Hizmet noktasından baktığımızda, hizmet edebileceği halde tembellik ediyorsa nefsine zulmetmiş olur. Bir miktar böyle hizmetle meşgul, İslami hizmetlerle meşgul, orta hallidir. Ama dünyası tamamen hizmetle dop dolu. Daima nasıl daha iyi hizmet edebilirim, nasıl insanlara faydalı olabilirim, bunları devamlı düşünüyor ve uygulamaya çalışıyor. Bu hayırda yarışmış olan kimselerdendir. Demek ki ayet-i kerimede bize anlatılan bir durum, bu durum hayat boyu bizim için önemli bir derstir ve bizi daima daha ileriye doğru götürecek bir motive gücüne sahiptir. Kur'an-ı Kerim cennete gidecek olan kimseleri anlatırken ashabul yemin olarak da nazara veriyor, ama bir de es-sabigun es-sabigun diyor, başka bir grubu da anlatıyor. Yani yarışanlar. İşte ashabul yemin olan, yani gerçekten iman eden, meymenetli hayırlı işlerle uğraşan kimseler netice itibariyle cennete gidecektir. Ama bunlar içinde az sayıda insan es-sabigun es-sabigundur ve bunlar hayırda yarışan kimselerdir. İşte Kur'an-ı Kerim cennet ehli olma içerisinde daha da özel bir yer elde etmek, bu noktada insanları teşvik ediyor. Ve sabigu, sari'u ila mağfiratin min rabbikum gibi ayetlerle bu noktada insanları yarışmaya, hayırda böyle bir müsabakaya sevk ediyor.
Demek ki Kur'an-ı Kerim'den bu mesajları iyi aldığımızda biz de acaba daha iyi ne yapabiliriz? Acaba bize verilen ömür sermayesini en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Nefsimizi, nefesimizi Allah yolunda nasıl harcayabiliriz? Bunların hesaplarını insan yapar ve ona göre vaktini, kendine verilen imkanları en iyi bir şekilde değerlendirir. Ve şu dünya hayatı basit şeylerle geçiştirilmeyecek kadar önemlidir. Zira ebedi hayat bu dünyada kazanılacaktır. Ebedi hayattaki dereceler bu dünyada elde edilecektir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: cenneti isteyin, cennet içinde de Firdevs'i isteyin. Firdevs cennetin en üst makamı. En son cennete giren kişi biz olsak bu yine büyük bir kârdır. Cehennemden kurtulmuş oluruz ve cenneti kazanmış oluruz. Bunun kâr olduğunda asla bir şüphe yok. Ama insan nasıl ki dünyada hel min mezit diyor ya, daha yok mu, daha ilerisi yok mu? Dünyada diyelim ki herhangi bir evde durabilecekken kaliteli bir evi olsun ister. Diyelim köşkü olsa, boğaz kenarında, diyelim denize nazır, daha böyle bir yalısı olsun, bunu arzu eder. Öyle bir şey olsa Dolmabahçe gibi büyük bir sarayı olsun ister. İşte insan nasıl ki dünyada en güzelini arzu ediyor, diğer alemde, cennette en güzel şeylerle zaten dolu, ama cennette de mertebeler var. Dolayısıyla normal ehli cennetin fevkinde es-sabigun denilen hayırda yarışmış olan kimselerin makamları vardır ve bunlar en üst cennet makamlarına alınacaklardır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu gibi manalar bizi en iyiyi araştırmaya, en güzele talip olmaya sevk ediyor. Cennetu adnin, adn cennetleri, yedhulûneha, ona girerler, yuhallevne fîhe min esavir min zeheb. Orada altından bilezikler bunlara takılır ve lü'lü'e ve kendilerine inciler yine süs olarak verilir. Malum inci gayet kıymetdar, altın gayet kıymetdar. Kur'an-ı Kerim'de cennet ehline bunların verileceğinin, hatta elbiselerinde bunların olacağının söylenmesi cennetteki derecelerini anlatıyor. En güzel şeylerin bunlara verileceği, dünyada sahip olmak isteyip de belki ulaşamadıkları şeylere orada, diğer alemde ulaşacakları anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan şeyler, cenneti anlatırken kullanılan şeyler, cennetin en güzel şeylerle dolu olacağını bize göstermektedir. Burada da altından bileziklerinin olması ve incilerle bunların elbiselerinin süslü olması oradaki şaşayı, depdebeyi, ihtişamı göstermekte. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا harir, ve onların oradaki elbisesi ipektendir. Malum dünyada ipek elbise kadınlar için caizdir ama erkekler açısından caiz görülmemiştir. Ve diğer aleme bakan yönüyle değerlendirdiğimizde ise cennet ehlinin elbisesi orada ipek olacaktır. Demek ki erkekler açısından değerlendirdiğimizde erkeklerin dünyada ipek elbise giymesi dünyayı adeta bir nevi cennete çevirmek gibi oluyor. Halbuki sabretmeleri gerekir. Kadınlara bunun caiz kılınması, kadının tabiatı süse biraz daha meyillidir ve bu noktada onlara daha münasip olduğundan dünyada caiz kılınmıştır. Ama erkek açısından ipek elbise dünyada değil, cennette verilecektir. Ve galu, ve onlar orada şöyle dediler. Tabi burada dediler diyor. Halbuki şu anda cennette kimse yok daha. Yani diyecekler. Bunun geçmiş zaman sıgasıyla anlatılması vukuunun kat'i olduğunu gösteriyor. Yani ileride bunlar olacak. Bunların olması son derece kat'i olan şeylerdir. Onlar orada şöyle diyecekler: Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Yani bu o kadar güzel bir hamd ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun.
Dünyada da hepimizi üzen bir takım şeyler oluyor. O üzüntüden kurtulduğumuzda oh elhamdülillah diyoruz. Dünyada insanı üzen şeyler çok. Ölüm, hastalık, musibetler, kaza, bela, bir takım böyle şeyler insan açısından birer hep musibettir ve insanı genelde feryat ettirir. Bunlardan kurtulmak dünyada da insanı rahatlatır. Diğer alemde insan bütün üzüntülerinden kurtulacak. Mesela diyelim saçı ağarmış. Dünyada bunu kendine dert ediniyor olabilir. Ama cennete gittiğinde artık ağarmış saç olmayacak. İnsanlar orada genç olarak diriltilecek. Yüzü buruşmuş olabilir. Azalarında diyelim eklemlerinin kireçlenmesi gibi, romatizma hastalığı gibi, midesinde rahatsızlık gibi çok şeyler olabilir. Bu dünya böyledir. Bu dünyaya kendimizi kaptırmamamız için Allah-u Teala dünyanın çirkin yönlerini de insana gösteriyor. İnsanın aczini, zaafını bu gibi şeylerle gösteriyor. Ama diğer alemde artık imtihan bitmiştir. Ve ehli iman açısından hayırda yarışan veya en azından orta halli olan ehli iman açısından orası artık bir mükafat yurdudur. Artık orada her türlü üzüntü ortadan kalkmış olacaktır. Üzüntü bu dünyada var, diğer alemde artık üzüntü yok. Ama Allah'ın böyle seçkin kulları, veli kulları la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlara bir korku yok ve onlar üzülmezler de. Demek ki bu makama gelenler daha cennete gitmeden şu dünya hayatında üzüntülerden kurtulurlar. Normal şartlar altında başkalarının üzüldüğü yerde onlar üzülmez. Başkalarının korktuğu yerde onlar korkmaz. Böylece onlar daha cennete gitmeden iç dünyalarında cenneti yaşarlar. İnne rabbena lagafurun şekur. Gerçekten bizim Rabbimiz günahları bağışlayandır ve amellerin karşılığını verendir. Gafurdur, şekurdur. Ellezî ehallenâ dâral mukâme min fadlihi. O ki kendi lütfundan daimi kalacağımız alemi bize nasip etti. Bizi oraya yerleştirdi. Burada cennetin hem lütuf olduğuna dikkat çekiliyor. Min fadlihi, Allah'ın lütfundan. Hem de buranın daimi oluşu, darul mukame, daimi kalınacak, ikamet edilecek yer. Peki dünya ne oluyor bu durumda? Dünya bir misafirhane. İnsan burada daimi değil, gelip geçici bir yolcu. Adeta hayat bir sefer gibi. İnsan bir yolculuğa çıkıyor. Şu dünyada Peygamberimizin teşbihiyle bir ağacın gölgesinde bir miktar gölgeleniyor. Sonra yine yoluna devam edecek. İşte şu dünyada kendimizi bir yolcu gibi görmek lazım. Ama asıl gideceğimiz yer diğer alem. Ve şu dünyadaki yaptığımız amele göre diğer alemde bunun karşılığı verilecek. Ve insanlar şu dünya misafirhanesinde yaptıklarının karşılığını orada görecekler. Dünya ahirete bir tarla. Burada iyilik tohumları serpenler diğer alemde bunun neticelerini cennet meyveleri şeklinde biçecekler. Ve Cenab-ı Hakk'ın cennette onlar için hazırlamış olduğu daimi köşkler, saraylar içerisinde en güzel lezzetlere muhatap olacaklar. La yemessuna fiha nasab. O cennette bize artık bir yorgunluk yok. Ve la yemessuna fiha lugub. Ve orada bir usanç da bize dokunmayacak. Yani cennette ne bir yorgunluk ne de bir usanç oradaki insanlara dokunmayacak. Değerli izleyenlerim, şu dünyada yoruluyoruz. Ve bundan dolayı da her gün insanlar 5-6 saatini, 7-8 saatini uykuyla geçiriyor. Hatta bazı insanlara bu da yetmiyor. Belki de ayakta uyuyor. Uyanık olduğu zamanlarda bile pek verimli olamıyor. Daimi bir yorgunluk hali adeta yaşıyor. Dünyada yorgunluk var. Ama diğer alemde artık yorgunluk olmayacak. İnsanı yoracak şeyler olmayacak. Dünyada maişeti temin için, geçimini temin için insanlar hayli yoruluyorlar.
Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bir yandan trafik çilesi, bir yandan hayat şartlarının biraz ağır olması, masrafın ziyade olması gibi şeylerden gerçekten bir yorgunluk içerisinde oluyorlar. Veya velev köyde de yaşasa, köyde yaşayanlar, hali vakti yerinde olan, rahatı yerinde olanlar, onlar da yine epey zahmetler, sıkıntılar çekiyorlar. Ama diğer alemde artık yorgunluk olmayacak, orada bir usanç da olmayacak. Yani insan hani güzel bir durumda da olsa, devamlı aynı halde olduğunda zamanla sıkılabilir, usanabilir. Ama cennette öyle şeyleri görecekler, öyle nimetlere mazhar olacaklar ki bir usanç söz konusu olmayacak ve daima Allah'ın lütfuna mazhar olacaklar. Cenab-ı Hak bizi de o bahtiyarlardan, Allah yolunda hayırda yarışan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.